sefersiniz. Bırak serbest karışma sen. Allah'a kurtulamayacaksınız. Bırak. Geç yürü. Yürü git. Bir şey ne oğlum? Enişte. Ne oldu Servet'e? Enişte kötü bir şey mi oldu? Baba. Gitmiş eniştem ya. Kesin ablama kötü bir şey oldu. Kesin biliyorum ben. Ya Saadet bir dur ya bir dur. Enişte ne oldu? Olay nasıl olmuş Yılmaz abi? Yani nasıl düşmüşler merdivenlerden? Ben oraya gittim. Servet durmasın yetimleri. Biziz. Ben babasıyım. Ablam nasıl? İlgileniyoruz. Kötü bir şey var mı doktor? Düşmüş kızınız. Görünürde ciddi bir şey yok. Fakat iç kanama olup olmadığını anlamamız lazım. Yani bebek için de annesi için de riskli bu. Bebek dedi. Bebeği aldırmamış. Bebeği aldırmamış. Alev engel oldu demek ki. Ne zaman göreceğiz ablamı? Bunun için beklemeniz lazım. Biz size haber verelim. Geçmiş olsun. Yılmaz. Yılmaz. Duydu mu doktor ne dedi? Ha? Bebek yaşıyormuş. Servet de iyiye gidiyor. Duydun değil mi? Ya bir şey olursa baba. Ne yaparım ben o zaman? İşte ya. Öyle söyleme. Ya niye hiçbir şey açık açık söylemiyorlar ki? Ne söyledi ya doktor Saadet? Ne söyledi? Hiçbir şey söylemedi. Bence korkacak bir şey yok. Sen nereden biliyorsun? Polisim ben Saadet. Biz ne vakalar görüyoruz. Bu ne ki? Bence sen fazla büyütüyorsun. Ya benim ablam içeride yatıyor. Sen beni teselli edeceğine hava atıyorsun Kemal. Aşk olsun. Ya ben sen korkma diye... Ya korkuyorum. Var mı? Korkuyorum işte. Muzaffer amca ne olmuş? Servet abla düşmüş Bedir. Düşmüş mü? Kötü mü? Bilmiyoruz. Doktor bekleyin dedi, bekliyoruz. Bekleyelim. Servet ablama bir şey olmaz gerçi. Değil mi Yılmaz abi? Yılmaz abi? Yılmaz abi iyi misin? Yılmaz abi bir şey söyle.
abla, uyan ne olur. Sana sütlü çikolata getirdim. Al iç. Üzüldüğünde içersin sen. Seversin. Hadi. Al. Yalnız kalmak istiyorum. Seni bırakıp gitmem. Diğerleri gider ama ben gitmem. Çünkü seni en iyi ben tanıyorum. Ya Aslı, sen hala hangi yüzle giriyorsun buraya ya? Ablanın başına geleni duydum Saadet. Sana ne ablamdan? Sana ne? Rahat bırak beni, git buradan. Git. Aslı'nı yalvarırım, git. Kemal burada seni görürse bir delilik yapar. Benim için korkmana gerek yok ki Saadet. Ben senin için korkmuyorum. Kemal için korkuyorum. Sen o herifle beni üzmek için birliktesin değil mi? Bırak şu oyunları Saadet. Ben oyun oynamayı seninle birlikte bıraktım Asrın. Merak etme. Saadet! 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 Ya bırak canım acıyor. Benim de. Bana böyle köpek gibi davranamazsın, anladın mı? Seni kimseye bırakmam. Ablam buradan çıkınca gideceğiz. Ya bırak! Saadet, bir şey mi? Yok. Bir şey olmadı. Al su getirdim sana. Gerçi sevdiğin bir şey olsaydı... Yani vardır elbet. Yani ben bilseydim ondan getirdim sana. Önemli olan ne içtiğin değil. Kimin elinden içtiğin. Teşekkürler. Saadet, ben... Demin söylediğim şey için özür... Dileme. Özür dileme. Alışacağız. Öğreneceğiz birbirimizi. Hemen kırılmak yok, tamam mı? Yok. Servet Hanım. Beni duyuyor musunuz? Gözlerinizi açar mısınız Servet Hanım? Güzel. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi. Ağrım var. Tamam, birazdan ağrı kesici verirler. Parmağımı takip edin. Ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Düştüm galiba. Sakinleştirici vermişlerdi. Neden? Gebeliği sonlandırmak için. Doktor. Sakin olun. Bebeğin durumu nasıl, bir şey oldu mu? Sakin olun. Şu an için bir sıkıntısı görünmüyor. Ama düzenli olarak takip edilmesi lazım. Kendinizi yormayın. Aileniz sizi görmek için sabırsızlanıyor. Ne çok seveniniz var. Sağ olsunlar. Thank you.
Hastamız sizi bekliyor. Abla. Ablacığım. Ağrın var mı? Yok canım. Abla ya. Çok korkuttun bizi. Gözlerinden belli oluyor. Ağlıyor ağlıyor. Torba torba olmuş. Hadi git içeri, makyajını tazele, öyle gel karşıma. Şuna bak. Bu halde bile bana laf yetiştiriyor. Benim kızım o be. Güçlüdür. Babacığım ben iyiyim gerçekten. Üzülmeyin, rica ediyorum sizden. Ay evet ya. Kendinize gelin. Sarıya sümük, iyice çirkinleştiniz ha. Sen bir de kendine baksana küçük hanım. Burnun kıpkırmızı olmuş ağlamaktan. Başka bir cumhuriyet sanki. Baba, doktor dedi ki bebek... Torunum gayet iyi kızım. Senin gözetim altında tutacaklar. Hani bir şey olmasın, bir aksilik olmasın diye önlem olsun. Aa, abla, yapma. Doktor yasakladı. Üzüntü yok, stres yok. Bundan sonra kendine de yeğenimize de iyi bakacaksın. Evet abla. Sil bakayım o gözyaşlarını. Hadi çabuk sil. Bana bak Servet Hanım. Kocaman kadın oldun diye el kaldıramam belki ama kulağını rahatlıkla çekebilirim. Ağlamak, zırlamak yok artık ya. Vallahi kulağını çekerim. Çekersin baba, biliyorum. Çekmedim diye böyle oldunuz zaten ya. Bana bakın. Hadi siz de gidin. Ablanız da biraz dinlensin. Hadi. Oh. Ablacığım. Bak biz hemen kapının dışındayız. Yani bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Şuradan şuraya gitmiyoruz. Tamam mı? Tamam canım. Tamam. Hadi. Ben şu delileri eve gönderim geliyorum. Refakatçim benim. Babacığım. Sağ ol baba. O kadar yıprattın kendini, gel. Bak her şey yerinde. Bu kadar metanetli bir ahbabım olduğunu bilmiyordum. Ablama söz verdik. Acilen toparlanıyoruz. İşte Sevda, hı, sana söylüyorum. Toparlanıyoruz değil mi? İyiyim ben ya. Haber var mı Servet abladan? İyi miymiş? İyi, iyi Bedircan. Merak etme. Ben Yılmaz abiyi bulayım. Hadi bakalım kızlar. Siz eve gidip toparladın. Ablanızın yanında ben kalacağım. Olmaz öyle şey. Gitmem ben. Ben hiç gitmem. Ya baba şimdi ablamın bir ihtiyacı falan olur. Söyleyemez sana. Sana söylese de anlamazsın zaten. Ben kalıyorum. Hadi siz gidin. Ha iyi. 40 yıllık kızımı ben tanımayacağım. Siz benden iyi tanıyacaksınız öyle mi? Kemal Bey oğlum. Sen bunları al eve götür. Hadi ablanız da iyi zaten. Hadi. Ben ne? Gitmiyorum ben. Ben de gitmiyorum. Bakın. Kafanızı birbirine tokuştururdum ama dua edin ablanız iyi durumda. Benim de keyfim yerinde. Hadi, hadi benim güzel kızlarım hadi. Babanızı dinleyin bakın. Yalnız öpücükle kandıramazsın söyleyeyim baba. Yemezler. Tamam çikolata alacağım. Baba ya gitmiyoruz ama. Çisil. Servet abla iyi anlaşılan. İyi çok şükür. İyi. Zaten belli oluyor halinizden. Ben de ablamın yanından geliyorum. Ablan nasıl kızı? Yatıyor öyle. Tek başına. Ama önemli değil, değil mi? Servet abla nasıl olsa iyileşti. Ablam ölse de olur. Ay Cizil, hiç öyle düşünmedik. Ya nasıl düşündünüz? Saatlerdir kimse sormadı nasıl diye. Çünkü umurunuzda değil. Cizil gel biz seninle biraz konuşalım, gel. Böyle olacağını bilseydim sana asla söylemezdim Sevda, asla. Ya size iyilik yapmanın karşılığı bu mu? Ablam orada saatlerdir yatıyor. Ne olacağı belli değil. Ben burada tek başıma. Gel, gel. Ya bırak sen de ya. Herkes uzun. Baba. Babacığım. Ne oldu kızım? Baba ben Cesil'i duydum. Ha. Cesil değil miydi o? Aleyhim nasıl? İyi. Uyutuyorlar şimdilik. Başını çarpmış.
Yalnız bırakmak olmaz şimdi. Yalnız bırakmış değiliz kızım. Ben doktoruyla konuştum. Ama senin derdine düşünce tabii... İşte Seda, ne yapacağız? Ya enişte. Ya kızlar, gözünüz seveyim. İki dakika göreyim ablanızın yüzünü ya. Azıcık kalırım, bir şey olmaz söz. Ya enişte ne olur bir tatsızlık çıkmasın şimdi. Ya enişte olanları biliyorsun. Yılmaz bu. Baba git söyle lütfen, çok rica ediyorum, içeri alma onu. Tamam, tamam kız. Eğer bebeğime bir şey olursa onu asla affetmeyeceğim. Duydun değil mi? Hadi bir rezalet çıkmadan gidin buradan. Bedir, oğlum sen Yılmaz abini götür. Hadi Yılmaz. Hadi Yılmaz abi gidelim. Hadi. Hadi abi. Baba. Ne yapıyorsun kızım? Babacığım, ya bana biraz yardım eder misin? Niye? Ayağa kalkmak istiyorum. Nereye kalkıyorsun canım? Doktor yatsın dedi. Ya yat yat, nereye kadar baba? Biraz bacaklarım açılsın diyorum. Ya Servet, Allah Allah, doktor yatsın diyor. Sen gir içine, gir gir gir. Baba. Ne? Kızlar nerede? Ne yapacaksın kızları canım? Deli deli işler yapma, hadi gir yatağın içine, gir. Baba lütfen ya. Abla. Hah, kızlar geldi. Ne oluyor ya? Ha, hanımefendi sıkılmış. Yat yat öyle ya, biraz bacaklarımı açayım dedim. Ama abla olmaz ki öyle. Olur olur, ay. Hadi. Abla saçmalama, yatar mısın lütfen? Doktor da kalkmaman gerektiğini söyledi. Ya tamam, sıkılmış. Biraz dolaşırız ama yavaş abla, tamam mı? Ben koluna gireyim, sen de koluna gir. Ya en azından bir doktora, hemşireye sorsaydık. Her şeyi doktordan iyi biliyorsunuz ya. Ondan sonra yitirin ve yatsın. Ama yavaş yavaş, yavaş baba, bir doktor, yavaş yavaş. Baba alsın biraz, tamam, yavaş evet, yavaş yürü. Hadi baba. Ya aman be. İnatçı işte baba, inatçı, ne yapacağım? Yavaş abla, ya, yavaş. Servet dön yatağına, iş açma başımıza. Babacığım iyiyim ben. Hah, bir dakika hemşire hanım. Ya dolaşmak istiyor benim kızım. Dolaşmasında bir sıkıntı yok. Kendisini yormadan hastane içinde gezebilir. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim hemşire hanım. İşte duydunuz. Aa, gezebiliyormuşum. Tamam tamam, ben ablama eşlik ederim. Kalın tamam. Siz. Ne haliniz varsa görün be. Ya baba deme öyle ablama. Doğru. Köpek dağda ölür, ziyanı kapıya gelir demişler. Babacığım acayip acayip laflar ediyorsun yine ya. Yataktan kalkışından anladım buraya geleceğini. Sağ ol Sırat'a. Bize biraz izin verir misin Sevda? Geleceğiz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Boş ver Servet abla. Olanlar ortada zaten. Söyleyecek bir şey yok. Bana kızgınsın biliyorum. Ben de kızgınım. Olayların
nasıl bu duruma geldiğini sen de biliyorsun. Yani daha ne diyeyim? Ben günlerdir ablamla küsüm. Neden biliyor musun? Sana yaptıkları yüzünden. Eve bile gitmiyorum. Ben de ablam sevmiş yapmış, Yılmaz abi de ona izin vermiş diyebilirdim. Demedim. Günler sonra ablamı bir hastane odasında komada buluyorum. Tek başına. Kimse Alev'e ne olduğunu umursamamış. Çünkü Alev kötü. Alev rezil bir kadın. Zoruma gitti. Ama merak ediyorsan söyleyeyim. En çok da kendime kızıyorum. Keşke ben de Saadet ve Sevda'nın senin yanında durduğu gibi ablamın yanında dursaydım. Keşke. Alevi ile işçekçisin. Sen de kendini kızmaktan vazgeç artık, ne olur. Evet Servet Hanım, misafirliğiniz bugün bitiyor. Her şey yolunda mı doktor bey? Çok güçlü bir bebeğiniz varmış. Ama hamileliğinizle alakalı azami özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Dikkatli olmanız gerek. Biz ablamın elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayız doktor bey. Siz hiç merak etmeyin. Bundan eminim. Fakat hastamız biraz tez canlı. Merdiven çıkarken bile dikkat edeceksiniz. Artık tek başınız olmadığınızı unutmayın. Moralde yüksek olmalı değil mi doktorum? Moralde çok önemli. Haklısınız. Öyle her şeye sinirlenip esip gülemek yok artık abla. Benim arkam çok sağlam görüyorsunuz. Gözünüz arkada kalmasın. Çok iyi. Şimdilik geçmiş olsun. Kontrollerinizi de aksatmayın. Teşekkür ederiz, sağ olun doktor. Ben sizi geçireyim doktor, buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun doktor bey, eşeğim ben. Geçmiş olsun. Duydun değil mi? Duydum, duydum baba. Moral önemli. Tamamdır, halledeceğim ben onu, merak etme sen. Bu kadının yüzünü hep güldüreceğim bundan sonra. Ahtım olsun. Kızım, al şunları arkana. Yaslan. Şöyle yaslan, yaslan. Çekil ayağımdan. Kızım yavaş be, yuvarlanacaksınız. Bir de sizle uğraştırmayın beni. Hep bu Sevda yüzünden baba. İki saattir çarşafın renginde karar veremiyorum. Kızım çiçekli çarşaf aradım ablamın içi açılsın diye. Baba ne gereği vardı? Ben yukarıda odada da dinlenirdim. Hayır efendim, hayır olmaz öyle şey. Sen gözümün önünde duracaksın. Ama illa odanı istiyorsan hep beraber çıkıp orada oturalım. Ya olmaz ki baba. Daracık orası. Ay şaka yapıyor. Şapşik tut şunu. Sensin şapşik. Biliyorsun herhalde şaka yaptığını. Allah Allah ya. Gel ablacığım gel. Hadi geç gel, geç kız. Oh. Geç gel şuraya. Ya yavaş yavaş yavaş. Tamam, yavaş. Yavaş. Ya bu İsmail nerede kaldı be? Ne işin var baba senin İsmail'le? Bir şeyler aldırttım. Ev kaç gündür tam takır kızım. İyi misin ablacığım? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim canım, sağ ol. Ay bunun dokusu çok güzelmiş. Sevdin mi? Bak sevdi, onun için aradım. Evet ya. Üşümüyorsun değil mi abla? Yok canım, üşümüyorum. Hadi çay koyayım ben sana. Evet Yılmaz abi, yolculuğumuzun sonuna geldik. Hadi sana güle güle. Şimdi eksik bir şey yok değil mi? Muzaffer amcanın söylediği her şeyi aldık. Ya yok, 10 kere kontrol ettim. Edeceğiz tabii oğlum, edeceğiz. Servet teyzenin sağlığı söz konusu. Tamam tamam. Şş, bakmayın. Gel bakayım buraya. Şimdi bak. Bu gülü alıyorsun, Servet teyzene veriyorsun. Yalnız Servet teyzen bugünün benden geldiğini bilmeyecek, tamam mı? E ne diyeceğim? Vallahi işte... Ben gül alsam Sevda ablayı alırım. Ona ne senin karından ya? Sus, bacak kadar boyuyla vır 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 vır. Al bakayım sen şunu. Oğlum görsün, mutlu olsun Servet teyzen. Al. E hangi elimde tutacağım? Aç bakayım ağzını. Aa, de bakayım. Heh. Abi, kaba, kaba. Heh. Vay 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 vay, Zorro İsmail'ime bak be Zorro İsmail. Biliyor musun sen Zorro'yu? Geç geç geç, yürü. Hadi. Ama ama. Açma lan ağzını, açma, düşecek karga, yürü. Koştur.
çalıyor. Ben bakarım. Hatta tepikleniyor ya. Aa, şunun tipine bak. Kadınlar romantik erkeklerden hoşlanır diye biliyordum Sevda ablacığım. Doğru biliyorsun. Ver bakalım ver. Hop, o sana değil, Servet ablaya. Aa, nereden esti İsmail? Öyle, içimden geldi. Mutlu ol diye getirdim. Ah, canım benim, gel seni bir öpeyim. Yakışıklı. Sevda abla, sen öpmeyecek misin? Ben niye öpecekmişim? Bana mı romantiksin? Tüş ya, ayağıma kadar gelen fırsatı teptim. Sağlık olsun İsmail, bir başka sefer artık. Ulan İsmail, bir şey de doğru yap be. Ben sana ne dedim? Kokulu siyah üzüm. Böyle böyle. Sen ne almışsın? Normal siyah üzüm. Boş ver babacığım ya. Bu sefer de kokusuz olsun. Niye canım? Allah Allah. Ne var be? Ne oluyor? Bugün biraz eniştemin işi gibi geldi. Elbette. Akıllandı süpürge sapı. Ortalığa atmıyor kendini. Ulan... Nereye gidiyorsun baba? Ayakkabılarımı unutmuşum dışarıda. Abla, sana bir soru. Çorba içer misin? İçerim. Neli, mesela erişteli abla. Böyle güzel köy eriştesi. Pazardan aldık. Yapan o zaman, içeyim yani. Tamam, yapalım biz onu ya. Tamam. Delirdiniz mi kızlar siz? Yılmaz, inan aşağıya be. Ne yapıyorsun sen? Ne konuştuk senin oğlum? Ya merak ediyorum baba, ne yapayım ya? Zaten servetimin yüzü haram olmuş bana. Ya kızı üzmeyeceğiz demedik mi? Bir kendine gelsin. Hala kızgın sana. Ya baba, ben ne yapayım ya? Ha? Ne yapayım ben? Sabret oğlum, sabret. O gün Servet bebeği aldırmaya gittiğinde ne hale geldiğini gördüm. O yüzden sakinim sana karşı. Bunu anlayabiliyorsun değil mi oğlum? Anlıyorum tabii, anlıyorum. Yoksa... Kafanı kırardım demek istiyorsun değil mi? Hadi şimdi çek git. Görmesin Servet seni buralarda. Hadi, hadi. Ya kurban olayım. Şuradan 2 dakika yüzünü görseydim Servet'imin baba ya. Yılmaz, ikimizin de canını okuyacak be. Ya babamsın, gözünü ya. Seveyim ya. 2 dakika. Ne? Ya, hadi, hadi kaç, 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 kaç. Git hadi, git, git. Ya. Ne oldu Servet? Niye kalktın sen? Sana da aşk olsun baba. Yok, bu böyle olmayacak. Ben işe gideceğim. Dur bakalım, nereye gidiyorsun be? Kaç gündür ofis kapalı baba. Yani hep beraber mi bekleştiniz hastanede? Seni merak ettik abla. Sırayla merak edin. Ya insanın cenazesi falan oluyor bu kadar kapatmıyor dükkanını ya. Tövbe tövbe. Allah saklasın abla ya. O nasıl söz öyle? Yalan mı? Baba, kış geldi bak, iş güç yok. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl geçineceğiz biz? Seni sevmek de suç oldu artık. Canlarım, güzel kız kardeşlerim benim. Sizin sevginiz bebek bezi alırken nakit para olarak geçiyor mu? Ha? Geçmiyor. Gidiyorum ben. Saçmalama Servet. Ay. Doktorun merdiven bile çıkmanın tehlikeli olduğunu söylüyor. Sen kafana göre takılıyorsun. Ne yapayım baba? Kız kardeşlerin halleder. Yokluğunu aratmazlar. Hadi. Şu söylediğine kendin de inanıyor musun? Aa, aşk olsun abla. Bizim yanımızda söyleme bari. Evet abla ya. O kadar işte yardım ettik. Hem belki sen olmadan daha da iyi çalışırız. Nereden biliyorsun? Af buyur. Evet, senin varlığın bizi strese sokuyor ya. Özellik istiyoruz belki. Abarttın. İyi o zaman, düşünelim hep beraber. Düşünelim ha. Geçirdiğimiz günler, önümüzdeki günler açısından bize kaça patlar İsmail? 5000. Çüş. Size bu hafta için 5000 liralık bir hedef koyuyorum. Biz 5000 lirayı nasıl İsmail? Alacağın olsun ha. Ya abla komiksin ha. Biz o kadar parayı nasıl kazanacağız? Bir de sen olmadan. Özellik diyordun. Buyur sana özellik. Ben kızlarıma inanıyorum. Hadi, hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Ya tamam baba da nasıl kazanacağız biz o kadar parayı? Artık kapı kapı dolaşıp davetiye mi satarsınız, pasta mı satarsınız onu bilemedim şimdi yani. Biraz kafayı eritin, düşünün siz. Kolay gelsin Sevda ablacığım. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa ara beni. Sen sus. Seninle sonra görüşeceğiz. Hadi rast gelsin. Bak.
enişte. Ya enişte. Ne işin var senin burada? Ya babam sana git demedi mi? Ya siz şimdi beni bırakın da. Niye sinirlendiriyorsunuz ablanızı bakayım siz? Sen bizi mi dinledin? Ya dinledimse dinledim. Tamam enişte ya, sana laf yetiştiremem. Bizim ofise gidip para kazanmamız lazım, yürü. Ne yapacaksınız? Para mı kazanacaksınız? Siz. Ne oldu? Beğenemedin mi? Yok ya abla, yani şey yapamadım bir anda. Yani para kazanacaksınız deyince nasıl olacak o iş? Bulacağız bir yolunu. Hadi yürü Saadet. Enişte sen de durma buralarda, yakalanacağım falan, kötü olacak. Git buradan. Tamam tamam. Saadet kızım, doğru düzgün yürüsene. Ya eniştemden yardım istese miydik? Saçmalama be, ne anlar o düğün işinden? Düğünden değil de organizasyondan, ticaretten anlar. Yılların işletmecisi sonuçta. Kendine güven biraz, kendine. Benim sanatım var kızım, sen kendine yap, bana ne? Oh be! Niye oh be diyorsun baba? Nasılsa beceremeyecekler. Aman canım, becersinler becermesinler. Gittiler ya, vır 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 başımın etini yiyorlar. Ya evde kalıp oturmaları daha mı iyi? Aşk olsun baba, benim arkamdan da mı böyle konuşuyorsun? Yok, sen hırslısın, onun için bir şey demiyorum. Ama gerekirse seni de sepetlerim. Bakma lan, dön önüne. Ya sabahtan beri soruyorum sana. Anlat artık. Yok bir şey Nuri. Ya anlatsana. Kız suyu, kız. Oğlum suyu kapat. Barajlar bomboş, siz gürül gürül su akıtın ya. Abim hoş geldin. Üzerimi değiştirip gideceğim vallahi. Kaç gündür aynı kıyafetlerle dolanıyoruz, koktuk ya. Abi biraz konuşabilir miyiz? Konuş konuş. İki saattir bana konuşmadın, abime konuş bari. Ne oldu yine? Ne olacak, gidecekmiş arkadaş. Bedir sırası değil ha. Abi ben dayanamıyorum artık. Ya anla beni, duramıyorum. İyi, git. Tam işe yarayacağın zaman da git. Beni niye bekliyorsun ki? Abim bir işe yaradığım yok ki zaten. Ya kalıp ne yapacağım? Ya kızlar dükkanı açmaya gitmiş. Ablan evde hasta yatıyor. Ama tabii bunlar ilgilendirmiyor seni bu saatten sonra değil mi? Öyle olur mu abim, biliyorsun. Ya nasıl? He? Oğlum, 40 tane dert var başımda. Başımızda 40 tane dert var. Bir de seninle uğraşmayayım bu saatten sonra. İlle gideceğim diyorsan yürü git ya, kolundan tutan mı var? Hadi yürü, uğurlar olsun, güle güle. Beşine git, beşine. Ya Yılmaz abim, abim. Ben o zaman ne yapayım abi, ofise mi geçeyim? Ne yaparsan yap. Kızma abi, biliyorsun durum işte. Oğlum bak, ben seni anlıyorum da sen de beni anla. Sırası değil. Hadi bir git, el aç şu işe. Yardım et kızlara. Tamam. Abi ben de gideyim mi, yardımım dokunur. Ya oğlum burada işler... İyi lan, hadi git. Hadi git. Bedir Efendi yalnız kalmasın kızlarla, ha? Ne de olsa yıllarca düğün organizasyonlarında bir numaralı isim olarak bulundum. Benim de engin tecrübelerimden faydalanabilirler. Engin tecrübelerim de fay... Yürü git hadi, faydalansınlar bakayım, hadi. Hadi yürü. Biz gidiyoruz abi o zaman. Yok ya, gelin beraber soyunalım, ha? Ha, beraber mi? Lan yürüyün, vallahi önünüzde soyunacağım, ha, yürü. Evet. Anladık ki sen ilk önce bana bir gülü ver bakayım. Yağışlar hızlı bir şekilde kara dönecek. Bir günler notlarımızla beraberiz ve analiziyle... Servet, kumandayı almışsın. Ama sıkıldım baba, hep aynı programları izliyorsun. Başka bir şey var mı diye dolanıyorum ben de. Değişik derken? Limonu soydun sen, versene. Biraz önce verdim ya kızım. Baba yiyemiyorsun, görmedim ben. Bu çok güzelmiş bu ya, versene. Güzelmiş ya. Değişik bir şey de yok ya.
Ama ne güzel oldu değil mi? Seninle birlikte baş başa televizyon izliyoruz. Oh! Kızlar çalışsın bize baksınlar. İyi ki onları sepetlemişim ben. Ulan babam. Ne? Elma, elma yaptı, elma soydum sana. Sağ ol babam. Bunları da yersin. Yerim, sen koy. Tabii. Ya yok diyorum canım abim, niye yanlış dükkana geleyim? Gerizekalı mıyım ben? Hadi ben gerizekalıyım. Ebedir yanımda. Evet, yok kızlar. Tamam, bekliyoruz abi. Bekleyin orada, bir yere ayrılmayın yoksa bacaklarınızı kırarım diyor. Ya buranın anahtarı sende yok mu? Yok Nuri. Nerede bu kızlar ya? Ya ayarsız. Sevda sakinleş artık. Ne sakinleşeceğim ya? Tuvalete gidilmez onunla. Bir de müşterinin yanında Sevda bu içeriden anlamaz diyor bana. Anlamazsın doğru. Tibet. Ya Sevda sen ablanla bir konuşsan mı artık? Bak okula döndün, yakında bizim şirkette de işin hazır olacak. Mesele o değil. Hem sen konuştun mu annenle? Kabul etti mi? Kabul edecek, başka çaresi yok. İşler değişti artık. O da bazı şeylerin farkına vardı. Öz Sevda. Ya tamam geçinemiyor olabilirsiniz de annem o benim yani, yavaş. Ya ben Saadet'e diyorum, of! Oldu şuursuz sarı kafa ya. Şımarık ya şımarık. Babacığım. Ne oluyor, ne geldi? Eve döndüm ben. Ne işin var evde be? Hani dükkanı döndürecektiniz? Ya döndüremiyoruz dükkanı. Zaten ben o sarı kafayla aynı ortamda biraz daha vakit geçirirsem böyle saçından tutup etrafında döndüreceğim. Gene ne oldu? Ya baba, müşterinin önünde Saadet Hanım şimdi sizin içeride pastanız vardır. Elinizin hamuruyla şey etmeyin falan diyor ya. Öf be, öf be. Ben ablamla konuşacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi doğru dükkana yürü. Dönmem ben o dükkana. Zaten Sevda da gitti o Tibet öküzüyle. Bana bak, şimdi içeri girersen ablan çok sinirlenir ve bu hasta haliyle dükkana gitmeye kalkar. Doğru. Gerizekalılar. Hadi yürü. Ya baba, bir tuvalete gireydim ya. Camide girersin, yürü be. Ne yapalım? Bilmiyorum ki. Aslında yılbaşı için Harbiye'de konser var ama biletler bitmiştir. Bitmiştir o çoktan. Ne yapalım? Ben de yılbaşında babamla evde televizyon izleyeceğim. Aha, baban arıyor. Hı, yok artık. Alo, efendim Muzaffer amca. Evet. Evet. Haklısınız, evet. Evet, evet, tamam. Anladım, görüşmek üzere. Ne oluyor ya? Dönüyoruz. Baban diyor ki Sevda çabuk ofise dönsün, kırarım onun bacaklarını. Ablasına duyurup sinirlendirmesin. Saadet'le de adam gibi geçinsin diyor. Ha, sen de evet 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 diye buna diyorsun. Ne yapayım Sevda? Bir borç isteyeceğinle bir de kız isteyeceğinle aranı iyi tutacaksın derler. Çocuklar. Gelin bakayım buraya. Nerede lan bu yılbaşı süslemeleri? He? Hani hazırlıklar? Şu uyduruk Nuri'nin lafıyla iş yapıyorsunuz. Yılmaz abinizi dinlemiyorsunuz lan. Aşk olsun. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi, hazırlıklar halledin, halledin. Allah'ım ya. Evet baba. Ha Yılmaz, bunlar hakikaten dükkanı bırakıp kaçmış ya. Haberim var baba, çocuklar kapıda kalmış. Ya çocuklarla olacak iş değil bu. Servet duyarsa vallahi çok kızar ha. Evet baba. Şey Yılmaz, ben diyorum ki hani sen bir zahmet gitsen, bir durumla ilgilensen ha. Ben ne anlarım baba? Anlayacak ne var be oğlum? Gelen ağam, gidene paşam. Vıttırık işler bunlar zaten. Aman vıttırık vıttırık deme, Servet duymasın baba. Aman duyarsa duysun. Tamam, duyurmayız, merak etme. Oğlum ceketimi getir. Başımızda 40 tane bela. Anahtar. Gözlük, gözlük. Tak, tak.
Efendim afiyet olsun. Servet, niye kalktın? Bir şeye mi ihtiyacın var? Yok baba ya, yat yat sıkıldım. Sen nerelerdesin öyle bir kapıda bir bacada? Karışma bana canım, işlerim vardı. Baba bak doğruyu söyle. Bana bak, bir şeyler çevirmiyorsun değil mi? Ne çevireceğim be? Baba! Servet Hanım, bana bak. Kocaman kadın oldun ama hala babayla nasıl konuşulur öğrenemedin. Kulağını çektirme bu yaştan sonra. Geç yerine yat. Geç. Bir daha lafımın üstüne laf istemiyorum, tamam mı? Yat. Cisil Hanım. Evet, buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ablanızla alakalı ifadenize başvurmamız gerekiyor. Olay hakkında ne biliyorsunuz? Ben bir şey bilmiyorum. Zaten ablamla ne zamandır görüşmüyorduk. Olayı duyunca geldim. Olayın olduğu yerde bir araştırma yaptık. Birisiyle tartışmış ablanız. İfade veren sekreter görmemiş ama orta yaşlı bir erkek ablanıza öldüreceğim gibi şeyler söylemiş. Yılmaz Durmaz'dır kesin. Yılmaz Durmaz, bir husumet mi vardı aralarında? Bir tane değil, bin tane var hem de. Nasıl bulabiliriz kendisini? İş yerini biliyorum. Söyleyin lütfen. Sevda, inme bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ben bu adamla aynı yerde olmanı istemiyorum artık. Neden gelmiş bilmiyorum ki. Yani gelmeyecekti normalde. Burada çalışmıyor mu kızım? Yani gideceğim gibi laflar etmişti ama. Bak gerekirse ablanla falan konuşalım, durumu anlatalım, o göndersin. Tamam. Kendi gidecekmiş zaten Tibet. Koruyor musun onu Sevda? Hayır. Ama bizi ilgilendirmeyen şeylerle kafamızı bulandırmayalım diyorum sevgilim. İyi tamam. Ama gitmezse konu bir daha açılır. Gitmezse. Ne geldiniz? Hayırdır? Dükkanı başınıza yıkmışsınız, toparlamaya geldik. Belli. Hemen babama haber uçmuş. Sizin ne işiniz var burada ya? Toplamaya gelmişler. Aman, siz önce kendi peşinizi toplayın. Şunlara bak ya. Sana demiyorum Bedircan. Ya bana niye diyorsun? Yardım etmeye geldik. Tamam Nuri, tamam. İstemez. İstemez. Evet ya. Hadi gidin siz. Biz kendimiz hallederiz. Bir de sizle uğraşmayalım. Kim kiminle uğraşıyor göreceğiz hanımlar. Enişte, hayırdır? Artık bu dükkana da bir usta eli değmesi farz olmuştu. Ha Nuri? Tabii. Yok artık daha neler. Para, para, para basacağız kızım, para basacağız. Haydi bakalım, haydi, haydi, haydi. Açın, açın, kaçının. Nuri. Bismillah. Evet, gelin bakalım, geçin şöyle. Haydi. Haydi geçin. Ne var, ne yapıyoruz şimdi? Düğün yapıyoruz enişte. Düğün yapıyoruz, güzel. Düğün var mı? Yok. Yok. Evet, başka, başka. Çalıştırın bakalım, hadi. Saksılar çalışsın, haydi, haydi, haydi. Evet Nuri. Abim, kısmetse önümüz yılbaşı. Ulan Nuri. Ulan Nuri, zehir, zehir, zehir bu. Yılbaşı ya, tabii yılbaşı ya. Bana bakın ha, bu yılbaşı partilerine düğünden çok para gidiyordur ha. Gitmiyorsa namerdim. Millet evinde çekirdek çitliyor be abi, bize ne? Tıs! Manyak mısın oğlum sen? Lan ne partiler, ne ortamlar dönüyor oğlum. Haberin yok senin. Pastası, süslemesi, yemeği, hindisi. Endüstri, endüstri oğlum. Yılbaşı büyük endüstri. Oradan dalacağız işte. Anladık da enişte, nasıl dalacağız oraya? Kızım sen beni dinlemiyor musun? He? Yılbaşı süslemesi diyorum, yılbaşı pastası diyorum ha? Pastacı. Yılbaşı pastası diye bir şey var mı?
Yok. Var. Şş, kavga yok, kavga yok. Kızım, bu çam ağacına ışıklı top asmayı Hazreti İsa'dan mı öğrendiler? Tövbe tövbe, estağfurullah ya. Allah Allah. İşte birisi buldu, oradan yürüdüler. Yılbaşı pastası. Onu da biz bulduk. Biz de oradan yürüyeceğiz ha? Pasta yap Sado, pasta yap. Ay tamam. Neyse sen de pastanın adını...